bunun üzerine ek olarak kurumsal bir değişim ben görüyorum Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye yaklaşımında. Nedir o? Özellikle Irak Savaşı'ndan sonra Orta Doğu siyasetinde Amerika'nın adeta stratejisini oluşturmaya başlayan CENTCOM'un, yani Merkezi Orta Doğu Komutanlığı'nın Türkiye karşıtı pozisyonunun aslında 2003 Irak Savaşı'ndaki yaşanan yol kazalarından kaynaklı olduğunu, o dönemdeki komutanların daha sonra işte Votel mesela onlardan bir tanesi. Ancak son dönemde bu meselenin, yani sahada sürdürülen askeri anlayışın taktiksel düzeyde, operatif düzeyde Türk-Amerikan ilişkilerini etkileyecek bir stratejiye dönüşme riskini gören aktörler, bu aktörlerin başında Avrupa Komutanlığı geliyor. Çok. Ki orası da son derece önemlidir. Avrupa Komutanlığı Türk Silahlı Kuvvetleri ile Amerikalı askerlerin en çok sosyalleştikleri, tarihsel olarak güçlü bir zemini olan bir komutanlıktır. Dolayısıyla Avrupa Komutanlığı'nda çalışan komutanlar Türkiye'yi çok daha yakından tanırlar. Çok daha iyi bilirler, iyi analiz edirler ve CENTCOM'un taktiksel düzeyde Türkiye okumasını onlar stratejik düzeyde yaparlar. Ve buradan şöylesi bir sonuç çıktı. Son dönemde kulağımıza gelen ve çeşitli Amerika'daki Pentagon'a yakın isimlerin de konfirme ettiği hadiselerden bir tanesi, özellikle CENTCOM'un ağır toplarının Pentagon üzerinde, hatta Beyaz Saray üzerinde ciddi bir Türkiye tırnak içinde lobisi. Türkiye stratejik olarak önemlidir. Hatta bunu açık bir biçimde 2018 strateji belgesine yansıttı Avrupa Komutanlığı ve dedi ki, tıpkı NATO Genel Sekreteri gibi, Türkiye stratejik olarak çok önemli bir ülkedir dedi. Buna inanan aktörlerden oluşuyor. Bu Pentagon üzerinde bir tesir ortaya çıkardı ve Manbij uzlaşısı sadece o çalışma gruplarının oluşmasıyla değil, biraz aynı zamanda böyle bunlarla. Nitekim Stuttgart'ta yapıldı toplantılar. Ve şöylesi bir karar çıktı: artık Orta Doğu ile ilgili meselelerde Avrupa Komutanlığı'ndan üst düzey komutanların da görüşmelerde, çalışma gruplarının içerisinde olacağı teyit edildi.